Çin, 84 yaşındaki Uygur alimi tutukladı. Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'nin 2 Şubat'ta aldığı bilgiye göre, Doğu Türkistan'ın Hoten şehrinde yaşayan 84 yaşındaki İslam alimi Abdulahat Berat Damolla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Onun torunları dahil tüm ailesi Çin polisleri tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş, Çin işgal güçlerinin halk tarafından sevilen tanınmış İslam alimini tutuklamasını şiddetle kınadı ve bunun Nazi Almanya'sının etnik ayrımcılık politikasından hiçbir farkı olmadığını vurguladı. Karakaş, geçtiğimiz günlerde Alleme Muhammed Salih'in Çin toplama kampında şehit edilmesinin kaygısını yaşarken, yine bir üstadın tutuklanması bizi derinden üzdü ve onun akıbetinden endişeliyiz. Çin'in bu tür uygulamaları ancak ve ancak kin ve düşmanlığa yol açacaktır. Tüm dünyadaki Uygurları Çin zulmüne karşı tek yumruk olmaya çağırıyoruz, dedi. Çin işgal güçlerinin 5 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirdiği Gulce katliamının 21. yıl dönümü dolayısıyla Belçika ve İsveç'teki Çin büyükelçilikleri önünde protesto gösterileri düzenlendi. 1997 yılının Ramazan ayında Doğu Türkistan'ın Gulce şehrinde barışçıl bir şekilde başlayan gösteriler, Çin güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı rastgele ateş sonucu bir katliama dönüşmüştür. 5 Şubat ve sonraki günlerde devam protestolarında en az 100 Uygur öldürülmüş, yüzlercesi yaralanmış ve 4000'e yakın Uygur da gözaltına alınmıştır. Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına yaptığı baskı ve zulümle tanınan Çin polis ve zabıtaları, kendi vatandaşlarına da terör ve şiddet uyguluyor. İşte o görüntüler. Çin Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki gün yayınladığı nükleer durum inceleme belgesine tepki göstererek bu ülkeye soğuk savaş zihniyetini bırakma çağrısı yaptı. Pentagon tarafından açıklanan nükleer durum inceleme belgesinde Rusya, Kuzey Kore, İran ve Çin olası tehdit unsuru ülkeler arasında yer almıştı. İsrail ordusu Netanyahu'ya Gazze'de krizlerin tırmandığını belirterek ciddi bir değerlendirme yapılması gerektiği konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gripten ölenlerin sayısı 53'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son bir hafta içinde 16 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle Ekim ayından bu yana gripten ölenlerin sayısı 53 oldu.